içinde hakem oyunu durduruyor. Bir anda gelişti atak. Sol taraftan Tunik FC etkili geldi ancak golü bulamadı. Enes çok istekli bu maç. Fakat bir türlü o istediği golü bulamıyor. Yayınımıza yeni giren izleyicilerimiz için Enes Çikotiç'in attığı golle Suriç'i 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Bu arada ufak bir düzeltme yapalım. Ferhat Rehber, Burhanettin diye söylemiştik maç başından beri. Ancak küçük bir ata meydana gelmiş. Bunu da dile getirmek istedik sevgili izleyiciler. Edip şimdi sağ tarafa doğru oynadı. İçeri doğru geldi orta. Savunma karşılıyor bu topu. Arpnor oradan baskıya devam edilmesini istediği. Şimdi uzun bir top. Yeniden Tuniklerde Enes. Bir çalım denemesi. Top yeniden sur içinde kalıyor. Taç kullanıldı Edip. Hızla çıktı orta alandan. Sol tarafta Enis. Enis yeniden Edip'le oynadı. Müdahale geliyor orada. Top kalecide kalıyor. İsmail. Ferhat. Derin bir pas düşündü ancak top kaleci Artnor'a kadar geliyor. Geride Edip. Kaldırdı topu. Orta alanda sert bir mücadele var şu anda. Taç Toniklerin. Topun başında şimdi Ferhat. Geriye doğru oynadı. Batuhan, Mustafa. Mustafa riskli hareketler. Faul alıyor Mustafa. Şayet orada top kaybı yaşasaydı eğer Tunik FC, arka alan bomboştu. Çok tecrübeli bir isim. Şimdi de kaleye hayli uzak bir mesafeden serbest vuruş kullanacak Tunik FC. İçeride ceza alanında iki kişi görüyorum. Tolga topun başında. Tolga doğrudan kaleyi düşündü ancak top savunmaya da çarpıp taça doğru gitti. Yeniden Tolga aldı topu. Ferhat yanında, Ferhat'la oynuyor. Ferhat derin bir pas düşüncesi, mükemmel bir müdahale geliyor savunmadan. Ferhat çok şık bir pas. Çok iyi geldi Tunikler. Enes aldı döndü. Yerde kaldı ve yine çok tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş. Bu arada bu dakikalarda Tunik FC'nin baskıyı çok arttırdığını söylemek lazım. Suriç'i golü buldu evet ama golden sonra oldukça bir geri çekilme oldu. Ve Tunik FC de dakikalardır tehlikeli yerlerden serbest vuruşlar kullanıyor. Yine önemli bir an, önemli bir yer ve topun başında Ferhat'ı görüyorum şu an. Yine o kullanacak gibi tehlikeli ayaklar var. Bakalım buradan golü bulabilecek mi Tunik FC? Tolga da gerildi. 3 kişilik bir baraj var sur içinde. Şimdi Tolga kaleyi düşündü. Top savunmadan dışarı çıkıyor. Taç Tunik FC'nin baskıyı iyice arttırdı Tunik FC. Enes aldı topu. Enes kaleye doğru düşündü. Top dışarı gidiyor. Korner beklentisi var Tunik FC'li oyunculardan ve korner. Korneri kullanacak Ferhat. İçeride şu an 3 tane Tunik FC'li oyuncu var. Ferhat kesti arka bölüme doğru bir vuruş. Top dışarı gitti. Korner. Estetik bir vuruş denedi Tolga ancak kaleci kalesinde başarılı Artnor. Şimdi arkaya doğru top. Bir orta daha içeri doğru ancak
Top dışarı gidiyor. Sur içinde kaldı. Bu dakikalarda Tonic FC'nin baskıyı arttırdığını bir daha söylemek istiyoruz. Şimdi sekti top. Edip o bölgede. Edip ortada oynadı. Şimdi etkili geliyor sur içi. Enis bıraktı. Ceza alanı vuruş. Top dışarı gitti. Şimdi hızlı gelmek istiyor Tonic FC. Korner. Bu arada hakeme yoğun itirazlar mevcut şu anda. Hakem ısrarla kornerin kullanılmasını istedi. Şimdi Ferhat önünde kaldı top. O istediği boş alanı bir türlü bulamadı Ferhat şu ana kadar. Şimdi bir ara pas. Enes! Enes vurdu, top dışarı gitti. Yine etkili geldi. Suriçi kontra ataktan korneri buluyor. Enis içeri doğru doldurdu. Kafa vuruşu. Yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam ediyor. Mustafa. Sol kanattan gelişecek. Tonic FC ata. Tolga. Taç atışını kullanmak için topun başında. Şimdi ceza alanına doğru çevrilen top. Kaleci rahatlıkla kontrol ediyor bu topu. Enes. Bir çalım attı rakibine. Şimdi pasını aktarıyor Ferhat. Kaleyi gördüğü bir noktaydı ancak vurmadı. Şimdi top en geride Mustafa'da kaldı. Mustafa çok güzel bir çalım attı. Mustafa pasını da aktarıyor. Ferhat yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mustafa rakibini yatırdı. Mustafa ceza alanında. Topu kaybetti. Oyun devam ediyor. Orta alandaki kıran kırana mücadele devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi uzaklaştırdı. Suriçi savunması ve bir anlık olsun nefes aldı. Çok 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 şık bir çalım. İçeri doğru geldi orta. Ancak kontrol aynı güzellikte olmuyor. Mazlum yerde kaldı. Çok sert bir hareket. Hakeme bakıyorum. Elini cebine götürdü ve sarı kart geliyor. Sinan Demir sarı kartı gören oyuncu. Tonic FC'de yaptığı hareket mazluma. Bu arada yerde olan bir oyuncu var şu anda orta alanda. Tabii numarasını göremediğimiz için şu an kim olduğunu anlayabilmek çok güç. Ancak sur içinden bir oyuncu Ali Serdar takım kaptanı şimdi ayağa kalkıyor. Yine tehlikeli bir bölgeden sur içi serbest vuruşu kullanacak. Topun başında 11 numaralı formasıyla İsmail Betur var. Hakem şimdi düdüğünü çaldı ve kullanılmasını istedi serbest vuruşun. Bu arada topun geriye alındığı ile ilgili bir itiraz vardı. İsmail Betur kaleyi düşündü. Top doğrudan kornere gidiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Suriçi. Topun başında İsmail var. Sol taraftan bir köşe vuruşu organizasyonu izliyoruz. İçeri doğru çevrilme düşüncesi ancak bir korner daha kazanıyor Suriçi. O bölümde Mazlum ve İsmail oyunu kurmaya çalışmıştı. Arkaya doğru geldi orta, kafa vuruşu etkisiz. Tonic FC şimdi hızlı çıkmak isteyecektir. Enes pasını aktardı. Ferhat'a doğru bir kontratak şansı olabilir ancak çok hızlı yerleşti ve Melih orada topu kesen oyuncu. Ferhat bir çalım denemesi. Yeniden araya giriyor Melih. Bırakmadı orada Ferhat'ı. Çok iyi rahatsız etti. Topuna da müdahaleyi yapmayı başardı ve korner. Orta geldi arka alana doğru. Mustafa'nın kafasından seken top taça doğru gidiyor. İsmail oynadı. Ve maçın ilk yarısı bitiyor sevgili izleyiciler. İlk yarıda yalnızca bir gol izleyebildik. O da Suriçi'nden geldi. Suriçi 1-0 önde kapatıyor ilk yarıyı. Enis Çikotiç'in golüyle. İkinci yarıda yeniden sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyiciler. İlk yarıda özellikle Tonic
FC'nin yoğun baskısını izledik. Suriçi pivot forvet şeklindeki Enis Çikotic'le bir duvar yapıp orada goller bulmaya çalıştı. Bir tane de sevgili izleyiciler, mücadelede ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğü vardı. Suriçi'nin bakalım ikinci yarıda artık. Ve gol geliyor sevgili izleyiciler. Tam sunarken ilginç bir gol. Tonic FC golü buluyor. Biz daha hazırlanmadan ikinci yarının başında gol geldi. Batuhan Dönmez golün sahibi. Biz daha hazırlıklarımızı bile tam olarak tamamlamadan Batuhan Dönmez'in golü. İkinci yarı adeta eşitlikle başlıyor. Artık yeniden sıfırdan bir maça başlıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü artık hiç kimsenin bir üstünlüğü yok ve bu kıran kırana mücadele devam ediyor. Faul düdüğü çalındı. Topun başında 11 numaralı formasıyla İsmail Betur var Suriçi'nden. Kaleye yaklaşık 7-8 metrelik bir mesafeden kullanacak. İsmail Betur kaldırdı topu ancak Enis böyle bir vuruş beklemiyordu. Sinan Demir bıraktı. Top taça çıkıyor. Bu arada orada bir top kaybı geldi. Top Suriçi'nde yeniden.
Mazlum bıraktı. İçeri doğru Enis ancak top İsmail Betur'un önünden geçti adeta. Dokunamadı orada topa. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor. Son bir müdahale sezdi. Köşe vuruşunu Suriçi kullanacak. Melih yanında pas da kullanabilir. Aynen öyle yaptı Melih. Yeniden oynuyor. İçeri doğru geldi orta. Arkayı sekiyor. Vuruş. Top yan ağlarda kaldı. Mazlum o vuruşun sahibi. Golü bulamadı. Şimdi Ferhat. Vuruş geldi. Önüne oturmadı. Şimdi vuruş. Kaleci bu topu uzanıyor. Art Nor iyi çıkardı bu topu. Tolga bir anda önünde kaldı top. Art Nor izin vermedi. Köşe vuruşunu kullanacak Tonic FC. Sol taraftan bir köşe vuruşu kullanılacak. Taraftarında da isteği devam ediyor. İçeri doğru geldi orta ön direk. Boşta kalan top. Şimdi bir kontratak şansı olabilir ancak çıkartmasına izin vermedi Tonic FC ile oyuncu. Enes o bölgede bir çalım atışık bir çalım. Kaleyi düşündü Art Nor. İki güzel hareket izledik. Mustafa yeniden çıkardı Tolga. Tolga'dan Ferhat'a doğru. Ferhat çok şık bir çalım. Yeniden kaleyi düşündü. Faul beklentisi var. Hakem oyunu devam ettiriyor. Bu arada Enis Çikot için kaptanlık pozu bandı çıkmıştı. Onu düzenliyor şu anda. Batuhan oyun yeniden hareketlilik kazanacak. Hakem düdüğünü çaldı. Hakem atışıyla oyun yeniden hareket kazanıyor. Sinan top kaybı o bölgede. Mustafa girdi araya. Tolga orta alanın aldığı topla ilerliyor. Tolga kaleyi gördü, vurdu Art Nor. Çok iyi uzandı bu topa. Yeniden dolduruluyor top içeri ancak. İyi bir orta gelmedi. Top sur içinde. Mazlum. Enis. Dokunamadı bu topa. Taç sur içinin. İsmail Betur. Oradan çıktı top. Kaleye vuruş. Savunma. Bu vuruşun kaleye gitmesini engelledi. Enes'in orada bir mücadelesi var. Ancak evet o mücadelesi sonuç da verdi. Bu arada yerde bir oyuncu var yine. Tahmin ediyorum ki topun geldiği anda iyi bir bölgeye gelmedi ve şu anda acı içinde olan bir futbolcu var yerde. Yine numarasını tam olarak kestiremediğimiz için. Evet şu anda Mustafa Uysal yerde kalan oyuncuydu. Şimdi ayağa kalktı. Toparlanıyor. Önemli bir şey yok diye ümit ediyoruz. Yeniden top sur içinde. Bir anlaşmazlık var sanki orada ama şimdi hakem düdüğünü çaldı. Edip uzaktan denedi Enis. Hakem oyunu durduruyor. O bölgede bir problem var yine. Tabii çok sert bir mücadele oluyor. Seken toplar. Ve birçok aksiyon içinde bu tür şeyler de meydana gelebiliyor. Ferhat orada bir problemi olan. Top yeniden Tonic FC'de. Ferhat fair play şeklinde topu yeniden sur içine bırakıyor. Kaleci Art Nor. Edip kaldırdı topu. Enis o bölgede. Oyun devam ediyor. Hayır. Şimdi elle müdahaleyi İşaret etti hakem. Şimdi Enes sıyrılmak istedi rakibinden.
Bu arada hakemin de bir o aksiyonda nasibini alma durumu var. Ayağına bastı istemeyerek. O bölgede Mazlum. Şimdi Ferhat kaleyi düşündü. Enes'ten sekti top. Mustafa. Yine çok şık bir çalım ancak daha öncesinde yapılan hareket faul olarak değerlendiriliyor. Enes bıraktı. Ferhat. Ferhat kendi ekseni etrafında döndü. Pasını bırakıyor Sinan'a. Hakeme çarptı top. Ve hakem atışıyla oyun devam ediyor. Mustafa. Enes oynadı. Enes orta alanı hızla geçti. Enes bırakıyor pasını ancak top doğrudan out'a gidiyor. Orada kimse dokunamadı topa. Arnor'la yeniden sur içinde top hareketlilik kazandı. Şimdi top Edip'te. Edip kaldırdı topu. Yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam ediyor. Ferhat dönme çabası içerisindeydi o bölgede. Savunma yerinde müdahaleyi yaptı. Orta alanda Enes. Topu kontrol etme çabası içerisindeydi. Şimdi Tonic FC'de Enes aldı. Giderken ona yapılan hareket faul. Hakem bu faulü kart olarak değerlendiriyor. Ve sarı kart. Ali Serdar'ı çıkıyor. Sur içinde. Enes şu an toparlanmaya çalışıyor. Sert bir müdahale aldı. O bölgede topun başında Ferhat'ı görüyoruz. Kaleye vurabileceği bir mesafe. Ceza alanında da şu anda yalnızca Sinan var. İki kişilik bir baraj oluşturdu Suriçili oyuncular. Sinan orada rahatsız ediyor ceza alanında rakip oyuncuyu. Pasla kullanıldı Enes. Kaleyi düşündü. Seken top dışarı gidiyor. Arpnor. Şimdi Ferhat. Tolga içeri doğru oynadı. Vuruş ve gol. Gol geliyor. Mustafa attı gol. Mustafa'nın golüyle artık skorda denge yok sevgili seyirciler. 2-1 öne geçiyor Tonic FC. İşte kameraya pozunu da verdi Mustafa. Tonic FC Mustafa Uysal'ın kaydettiği golle artık maçta 2-1 önde. Final mücadelesinde çok çok değerli bir gol. Ve oyun yeniden hareketlilik kazanıyor. Mazlum şimdi Enis. Bırakmak istedi topu. Sol kanattan gelişiyor atak. Ceza alanına girmek istedi ancak müdahale var. Ve korner. Suriçi öne geçtiği mücadelede şu anda yenik durumda. Aslında maça hiç de fena başlamamışlardı ancak ilk yarının sonunda o baskı, pres ve sonunda gol gelmişti. İkinci yarı adeta Toniklerin yarısı oldu çünkü İlk 10 dakika içerisinde 2 gol buldular. Hakem faulü tespit ediyor. Hızlı kullanıldı. Melih sıyrılmak isterken yerde kaldı hakem. Faul düdüğünü çalıyor. Yoğun bir itiraz var. Sarı kart. Tolga. Çok yoğun bir itiraz vardı. Sarı kartı görüyor. Hakemin itirazına hiçbir şekilde tahammülü yok. Direkt olarak sarı kartını cebinden çıkardı ve gösterdi. İki kişilik bir baraj var şu anda Tonic FC'de. Ve topun başında Enis Çikotic'i görüyoruz. İlk golün sahibi, tecrübeli oyuncu. Hemen yanında da Melih Küçük şu an bomboş. Çikotic kaleyi düşündü. Top taca gidiyor. Savunmadan seken top. Şimdi Mazlum. Yeniden ortaladı içeri doğru. Enis vurdu kafayı. Top dışarı gitti.
Kaleci İsmail oyunu kuracak yeniden. Yanında Mustafa var. İkinci golün sahibi Ferhat. Yerde kaldı, oyun devam ediyor. Artmor hızlı oynadı. Melih kaldırdı topu şimdi. Geriye doğru dönme çabası içerisindeydi. Şimdi orada Enes mükemmel sıyrıldı ancak. Müdahale geliyor savunmadan. Edip geçmesine izin vermedi Enes'in. Taç Tunik FC'nin. Batuhan etkili geliyor Tunik FC, ancak orada bir top kaybı. Melih hızla çıkma çabası içerisindeydi. Bu arada bir gerginlik orada, aman diyelim. Bu tarz şeyler futbol sahalarında tabii ki gerginlikler olabilir, fakat finalin fair play'ine yakışır, pas liganın kalitesine yakışır bir mücadele izleyelim. Zaten çok da büyümeden olaylar. Oyun yeniden hareketlilik kazandı. Melih. Melih oynadı. Şimdi Mazlum yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı. Dakikalar arttıkça, nabız yükseldikçe gerginlikler artıyor karşılaşmada. Aman diyelim, istenmedik olaylar yaşanmasın. Topun başında sur içinden İsmail Betur var. İsmail kaleyi düşündü, top dışarı gidiyor. Şayet maç böyle biterse İstanbul şampiyonu Pas Liga'da Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanacak olan takım Tunik FC olacak. İsmail kullanıyor şimdi, ileri doğru oynadı. O bölgede topun kontrolünü sağladı ancak Artnor araya giriyor. Hızlıca oyunu başlattı. İyi bir kontrol gelmedi İsmail Betur'dan. Top dışarı gidiyor. İsmail. Hemen yanında Sinan var. En ileride de Ferhat'ı görüyoruz. Ona doğru bir top. Ferhat kontrolü sağladı göğsüyle. Kaleye doğru dönme çabası içerisindeydi ancak orada topu kaybediyor. Şimdi top sur içinde. Savunma karşıladı Enes. Melih. Şimdi Enes. Enes bir türlü kaleye yüzünü dönemedi. Bir de penaltı beklentisi vardı. Oyun devam ediyor. Enes uzun bir top. Arka bölümde bir koşu vardı ancak. Top kaleciye kadar geliyor. Suriçi nabızları iyice arttırdı. Tempoyu arttırdı. İkinci golü bulmaktan başka şansları yok. Şimdi arka bölüme doğru gelen bir pas. Ancak yetişemiyor. O bölümde Mazlum. Şimdi Sinan. Sinan geriye oynadı. Tolga. Tolga topu çok güzel kaldırdı gerçekten. Ferhat kontrolü sağladı ancak orada araya giriyor Edip. Pozisyonunu bozdu ve topu takımına kazandırdı. Şimdi sağ kanattan gelişiyor Suriçi Ata. Bir top kaybı Enes. Tehlikeli bir bölgede adam eksiltti. Şimdi Enes hızıyla adamları eksiltmeye devam ediyor. İçeri doğru çevirdi. Vuruş bomboş pozisyonda. Top dışarı gitti. Çok etkili geldi Tunik FC ancak golü bulamıyor. Bir anda bomboş kaldı ceza alanında Tolga ancak top ağlara gitmedi. Şimdi Ferhat. Taç. Tunik FC'nin. Ferhat topu aldı. Tabii önde olmanın da avantajıyla ağır ağır getirdi, yerine koydu. Top Sinan'da kalıyor. Enes çok şık sıyrıldı. Enes bir ver kaç. Enes mükemmel getirdi topu. Vuruş geldi. Kaleci Artnur başarılı kalesinde. İnanılmaz bir kurtarış. Atak devam edecek. Son anda savunmanın müdahalesi var. Yine izin vermiyor Suriçi. Ancak henüz tehlike bitmiş değil.
Orada baskı pres sonuç verdi. Ferhat topu çekme çabası içerisindeydi ancak pozisyonunu bozuyor. O bölgede Melih. Şimdi kaleye doğru vuruş, kaleci sektirdi topu ancak. Dışarı doğru çeliyor İsmail. Tehlikeli bir vuruştu. Köşe vuruşunu kullanacak Mazlum. Ceza alanında iki kişi var. Enis arkaya doğru açıldı. Ona doğru gelen top ancak kontrol edemedi topu. Mustafa. Artık maçta yavaş yavaş son anlara da yaklaşıyoruz. Şayet maç böyle biterse kupayı kaptanın Mustafa'nın ellerinde göreceğiz. Son iki FC'de. Şimdi Edip. Uzaklaştırma çabası içerisindeydi. Müdahale geliyor. Hakem oyunu durdurdu ve İsmail'in omzunda bir problem var. Hemen o bölgeye gidiyor yan hekemimiz. Hakem de o bölgeye doğru kat etti. Umarız ciddi bir problem yoktur. Şimdi hakem soğutucu istiyor. İkinci yarı hakkında konuşmak gerekirse ikinci yarıda daha ortada bir mücadele izledik. İlk yarının aksine Tonic FC golü bulduktan sonra Suriçi'nin baskıları oldu. Ancak orta alanda istediği şekilde çoğalamadılar. Ve şu ana kadar ikinci golü bulamadılar. Enis Çikotic ilk yarıda aslına bakarsanız o pivot forvet görevini çok iyi yerine getirmişti. Topları indirmişti. Ancak ikinci yarıda yine bu özelliğini çok kullanabildiğini söylemek mümkün değil. Taç kullanıldı. Melih. Mazlum. İsmail Betur. Önünde kaldı top, vuruş. Son anda müdahale var mı diye baktım. Müdahale de yok. Top doğrudan dışarı gidiyor. İsmail kale vuruşunu kullanacak. Suriçi'nin baskıyı iyice arttırdığını söyleyebiliriz son dakikalarda. Şimdi Ferhat indirdi. Tolga önünü alamadı ve top Artnor'a kadar gidiyor. Mazlum. Oradan çıkaramadı topu Enes. Açarıyor kendini Enes. Kaleyi düşündü. Top savunmadan dönüyor. Orada Melih araya giren oyuncu. Taçı kullanacak. Ferhat. Ceza alanında yalnızca Tolga var. Sinan'la oynadı. Sinan geriye dönüyor. Enes uzaktan bir vuruş. Son anda kafa vuruşu geldi ancak top ağlara gitmiyor. Kale vuruşunu hemen kullandı Artnor. Geride topla buluşan oyuncu Melih. Melih kaleyi düşündü ancak top farklı out'a gidiyor. İsmail. İsmail kale vuruşunu kullandı. Top sekti. Bir anlaşmazlık. Son anda araya giriyor. Edip. Top şimdi sur içinde. Mazlum. Arkadan bir rahatsız etme var Ferhat tarafından. Geriye dönüyor. Edip. Mazlum. Mazlum iki kişi arasında topu kaybetti. İtirazı var. Oyun devam ediyor Sinan. Sinan'dan mükemmel bir çalım izledik. Sinan. Sinan vurdu. Top savunmaya çarpıyor. Şimdi top sur içinde. Maça inanılmaz bir tempo geldi. Enis. Mazlum. Mazlum 3 kişi arasında. Enis vurdu. Top dışarı gitti. Korner. Baskıyı iyice arttırdı Suriçi. Doğrudan kaleye. İyi bir vuruş olmuyor bu. Maç böyle bittiği takdirde Tonic FC Pas Liga'da İstanbul şampiyonu olacak. Mustafa şimdi topun başında kale vuruşunu kullanmak için. Ferhat. Kaleye karşısında döndüğü vuruşunu yapıyor. Top dışarı gitti. Ferhat.
denedi şansını. Arpnor hemen gitti, topu aldı. Oyunu yeniden kurdu. Edip. Artık maçta son 5 dakika. Sinan dokundu topa. Orada top kaybı Enes. Top çıktı mı diye bakıyorum. Oyun devam ediyor. Enes yerde kaldı. Sert bir müdahale geldi. Hakem kartıyla gidiyor o bölgeye. Mazlum orada sarı kartı gören oyuncu. Enes yerde acı içinde. Sol kanattan gelişen atakta topu son anda oyunda tutmayı başarmıştı ancak ilerlemeye çalışırken Mazlum'un bir müdahalesi oldu. Umarız ciddi bir problem yoktur. Maçın son anlarında Tunik FC'li oyuncu Enes. Şu anda tedavisi devam ediyor. Enes seke seke şu anda kenara doğru geliyor. Oyuna devam edebilecek. Topun başında şu an Ferhat var. Tunik FC'de. Şimdi bıraktı topu. Kaleye doğru Arpnor rahatlıkla kontrol ediyor. Hemen oyunu kurdu Edip. Maçta artık son anlar olduğunu bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyiciler. Mazlum'a yapılan hareket faul. Enes seke seke maça devam ediyor. Mazlum şimdi bıraktı pasını. Melih biraz daha yandan açtı. Topu kaybetti. Boş pozisyonda gidiyor. Melih içeri doğru çevirdi. Vuruş ve gol. Gol geliyor. Gol. Tunik FC artık noktayı koydu diyebiliriz. Sinan'la golü buldu. Ve maç artık Suriçi için çok çok daha zor. Skor şimdi 3-1 oluyor. Sinan golü atan oyuncu Tunik FC'de. Ve bir sarı kart daha geliyor. Düzeltiyorum, kırmızı kart. Doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Tabii buradan ne dediğini anlamak çok güç. İsmail Betur oyundan atılıyor. Tahmin ediyorum ki hakeme orada bir serzeniş. İsmail Betur oyundan atıldı. Suriçi oyuna 6 kişi devam edecek. Ve maçın sonuna 3 dakika ekleniyor. Artık kupanın kalkması için 3 dakika var. Ve Tunik FC'nin avantajı çok çok büyük. Melih geride. Edip'le oynuyor. Edip kaldırdı topu İsmail'e doğru. İsmail arka bölümde topla buluşan önce vuruş ve gol. Gol geldi. Gol geldi. İlginç şeyler oluyor mücadelede. İnanılmaz şeyler oluyor. Skor şimdi 3-2. İnanılmaz şeyler oluyor sevgili seyirciler. Suriçi son saniyelerde golü buluyor. Bir gol daha gelirse işte o zaman futbolun mucizelerini konuşmaya başlayabiliriz. Faul var orta alanda. Ferhat'a yapılan hareket faul. Nobles çok yükseldi. Son saniyeler tabii, final mücadelesi. Bir de kırmızı kart var. Sarı kartlar var mücadelede. Sakatlanan oyuncular var. Totalde 5 gol var. Çok çok normal karşılanıyor tabii böyle şeyler. Şimdi Tolga kaleyi karşısına alma düşüncesi içerisinde. Ancak oradan topu çıkarmayı başardı. Ferhat yerde. Top kalecide kalıyor. Arpnor oyunu hemen kurdu. Son bir şans olabilir belki de. Enes orta alanda topu aldı. Şık bir çalım denemesi. Yerde kaldı, oyun devam ediyor. Sert bir müdahale. Bu arada
Bir gerginlik saha içinde. Sanıyorum ki sağ dışından bir laf oldu. Bu arada gerçekten sahanın dışı şu anda çok karıştı. Sağ orta bölgede bir gerginlik var şu anda. Oyuncular o bölgeden uzaklaşıyor. Böyle bir final maçında umarız maçın başından beri tekrarladığımız herhangi bir gerginlik, herhangi bir olay yaşanmaması temennimiz bu yöndeydi. Dışarısı da sakinleştiriliyor. Artık maçın son saniyeleri, hiç gerek yok diyelim. Çok güzel bir futbol izledik, çok güzel bir mücadele izledik. Son saniyede gelen goller vardı. Enes'in yeniden oyuna dönmesi için bir serzeniş vardı kenardan. Evet, oyun yeniden hareketlilik kazanacak. Belki de son bir şans, son bir atak Suriçi için. Final mücadelesinde nabızlar çok yüksek. Enis yanına kadar geldi. Şu an ceza alanında bir kişi var yalnızca Suriçi'nden. Zaten sahada 6 kişiler. Kenardan da yoğun bir destek var. Ve bu arada bir kırmızı kart çıkıyor Enes'e. Artık iki takımda 6 kişi gerçekten. Final maçında olmayan olay kalmadı. Enes de artık oyun dışında. Son saniyeleri iki takımda 6 kişi oynayacak. Kırmızı kart, iki tane kırmızı kart var. Evet, Enes şu an oyun alanını terk ediyor. Sur içinde. Düzeltiyorum, Tonic FC'de. Enes oyun alanını terk etti ve 6'ya 6 mücadele devam edecek. Orta alanda Enes Cikotic topu almak istedi. Taç atışı kimin diye bakıyorum. Tonic FC'nin. Tolga topun başında. Yanında Sinan var. Tolga Sinan'a bıraktı topu. Sinan. Geride. Şimdi orada biraz da zamanı oynama düşüncesi tabii ki. Ferhat. Rakibinden sıyrılma düşüncesindeydi. Sıyrıldı da ancak Tolga'ya gelen top iyi değerlendirilemiyor. Son bir şans için yükleniyor şimdi Suriçi. Ceza alanına doğru doldurulan top. Ferhat. Hakem faul düdüğünü çalıyor. Yoğun da bir itiraz var şu anda. Tolga topun başında şu anda Tonic FC'de. Maçın son dakikaları içerisindeyiz. Birazdan kupa iki takımdan birinin ellerinde kalkacak. Tolga kaleye doğru Arpnor. İyi bir kurtarış. Şimdi hızlı çıkma çabası içerisinde Suriçi. Müdahale geldi savunmadan. Bu arada fair play dışı bir hareket. Oyunu yavaşlatmaya yönelik. Kaleye doğru bir vuruş. Sekti savunmadan. Mustafa karşıladı. Ferhat kafayla dokunuyor. Ferhat gitti, topu aldı. Oyundan çıktı mı diye baktım. Evet. Yoğun bir itiraz var bu arada. Ferhat'ın çok yoğun bir itirazı vardı. İki oyuncu da yerde şu anda. Top şimdi sur içinde. Belki de artık son şans olabilir. Bir sarı kart daha çıkıyor. Maçta bugün her şey var. Direkler, goller, kırmızı kartlar, sarı kartlar, olaylar. Bir final maçı için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz. Ferhat'ın topun başından biraz daha uzaklaşmasını istedi hakem şimdi. Mazlum topun başında. Şimdi Enis'le oynadı. Enis şık bir pas düşüncesi. Pası geçmedi. Enis yeniden topla rakibi arasına girdi. Ve topu kazandırdı ve maç bitiyor sevgili izleyiciler.
Pastiga İstanbul şampiyonu Tonic FC oluyor. Maçın skoru 3-2. Ve işte sahada Tonic FC şu anda şampiyonluğu kutluyor. Gerçekten hak ettiklerini söyleyebiliriz. Maç içinde de iyi bir mücadele ortaya koydular. İki takım da iyi bir mücadele ortaya koydu ancak Tonic FC mücadeleyi 3-2 önde kapatıyor ve kupanın sahibi oluyor. Takım kaptanı Mustafa'nın ellerinde birazdan kalkacak.
Şu anda madalyalar alınıyor. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go home.
We'll be right back.